İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Gönül Hastalığı. İmam-ı Rabbani ki büyük bir evliyadır, sözleri hasta olan gönüllere devadır. Mektubat kitabında buyurur ki bu veli, bir gönül hasta ise onu iyi etmeli. Zira Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: onların kalplerinde hastalık, maraz vardır. Kalbin hastalığının şudur ki aslı yine, tam inanmamasıdır dinin emirlerine. Kalbi bu hastalığa yakalanmış olanlar, ibadet yapsalar da pek sevap alamazlar. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır bu mevzu üzerinde: pek çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki, Kur'an o kimselere lanet eder ne var ki? Yine şöyle buyurdu: var ki çok oruç tutan, sadece aç kalmaktır kârları o oruçtan. Kalbin hastalığına bir işaret de yine, tutulmuş olmasıdır haktan gayri birine. Kalp, Allah'tan gayriye etmiş ise temayül, kapmıştır hastalığı, yıkılmıştır o gönül. Onun tutulması da Allah'tan gayrisine, tutulmuş olmasıdır belki kendi nefsine. Çünkü herkes her şeyi ister sırf kendi için. İyi düşünülürse doğrusu budur işin. Çocuğunu sevmekte vardır yine bu sebep. Mal, mevki ve rütbeyi kendi için ister hep. Her bağlandığı şeyde hep kendi nefsi vardır. Nefsinin istekleri ardında koşmaktadır. Kalp bu bağlılıklardan kurtulamazsa şayet, insanın kurtulması çetin olur be gayet. Bunun için her şeyden daha mühim olarak kalbi bu hastalıktan kurtarmalı muhakkak. Allah adamlarının bir şefkatli nazarı silip atar kalpteki böyle hastalıkları. Bu himmete kavuşmak için de şartlar vardır. Bu da o büyüklere sevgi ve itaattır. Muhabbet ve itaat her kimde mevcud ise, himmet kendiliğinden erişir o kimseye. Böyle bir evliyayı tanımak, onu sevmek, Allah'ın çok büyük bir nimeti olsa gerek. Kimi bu nimetle şereflendirirlerse, mes'ud ve talihlidir, çok sevinsin o kimse. Halk içinde hak ile olur ki o veliler, bir bakışla kalpleri temizleyiverirler. O zatlara düşmanlık öldürücü zehirdir. Kalplerini incitmek felaket sebebidir. Bu bapta buyurur ki Abdullah-ı Ensari, dostlarını sen öyle yaptın ki ya ilahi, onları tanıyanlar sana vasıl oluyor, sana kavuşamayan onları tanımıyor. Ve kimi felakete düşürmek ister isen, bizim üzerimize atarsın onları sen.
bir Allah adamını ve bir gönül ehlini bulup dinleyemezse insan böyle birini, onların kitabını bulup okumalıdır. Zira kitap okumak sohbetin yarısıdır. Güzel yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Muhammed Masum Faruki rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki salih amellerin sevabını bütün müminlerin ruhuna hediye etmek iyi ve makbuldür. Her birine ayrı sevap ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyyitin sevabı hiç eksilmez buyuruyor Muhammed Masum Faruki kuddise soru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben miyim acaba? Evet, dinliyoruz. Benim sorum vardı da. Dinliyoruz efendim. Hocam, benim oğlum var bir tane büyük zekat verecek. Küçük oğlum var 16 yaşında. Biraz parası var ama onunla devrini yapabilir mi? Peki efendim. Hani parası var yani 10 milyar kadar var. Hı hı, tamam efendim. Onunla devrini yapıp birazını ona ver veya kitap parası olarak da verebilir mi devrini yaptıktan sonra? Peki efendim. Hakikat Kitabı Evi'nin kitaplarından. Peki efendim. Bir de şey soracağım hocam. Ha, şimdi mezar kalkıyor yani öldükten sonra mezar yapılıyor ya. Hı hı. O yapıldıktan sonra bizim köyde bir adet var. Yemek falan veriliyor, ne bileyim böyle dua ediyoruz da yemek falan veriliyor. Yani uygun mudur, öyle bir şey var mıdır dinimizde? Peki efendim. Hocam bir de şey, şimdi bizim köyümüz şey uzak, kilometre ne yani o feri şeyinde. Annem var benim, kız kardeşimin yanında duruyor. Bana deyir gel deyir, bin gel deyir, arabaya bin gel. Ben dedim anne böyle böyle, hani günah oluyor. Anamın şeyi yok yani, kendi evinde durmuyor, kız kardeşimin yanında duruyor. Bana çok şey yapıyor böyle. Gittim bayramdan iki gün sonra, dedim hani denk gelirse, hani nasip olursa gelirin deyin, illahi gel deyir, işte hakkımı helal etmem filan deyir. Tamam efendim. Ben hani ne yapabilirim bu durumda? Bingel bir şey olmaz diyor, otobüsler var diyor, ne olacak diyorlar. Tamam, tamam. Ben bilmeyeyim diyorlar, işte sarsın mahsın bir şeyler diyorlar bana. Ben ne yapabilirim hocam öyle? Tamam efendim, kaydettik. Bir sorum aklımda, bir sorum. Ha hocam şey, bir de mesela bir yakının ölmüş diyelim, vefat etmiş diyelim, köyden bir tanımadın veya bir başka biri. Rüyamda gördüm, ayakkabı istiyor, ceket istiyormuş diyorlar. Yani böyle bir şey var mıdır hocam? Hani veriyoruz aslında ama öyle değil. Tanımadığın biri bir köyden mesela işte gördüm, öyleymiş böyleymiş, ayağında ayakkabısı yokmuş filan diyorlar. Öyle bir şey olabilir mi hocam? Peki efendim. Heh, sağ olun, teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun. Amin cümlemizden efendim. İyi günler. Alo, ben miyim? Evet, dinliyoruz. Hocam benim bir sorularım var size. Dinliyoruz. Biz bir ağası almıştık. Bu ağası da tevhidli çıktı, şehirli yani. Biz buraya ev yaptırdık. Ama devlet şu anda diyor ki bize hani bu bitişikteki ağasıyla bitiştireceksiniz diyor. Biz bunun içinden çıkamadık. Burada da bir meyvene falan var. Sahibi de gelmiyor. İlla hani o adamı bulacaksınız, birleşeceksiniz. Ama biz evimizi yaptık ta aşağı yukarı 30-40 sene önce. Burada da meyve falan bitti. Biz bunlardan yiyebilir miyiz acaba? Elinde sonunda diyoruz ki devlet bitiştireceksiniz diyor burayı. Bunun içinden çıkamadık yani bir. Peki efendim. İyi günler hocam. Allah İyi razı olsun. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Alo. Dinliyoruz. Dinliyoruz efendim, buyurun.
Hayırlı günler. Allah razı olsun sizden de. Cümlemde. Bilgileri cümlemde bize ulaşması için vesile kılan herkesten razı olsun. Yüce amin. Abi. İnşallah da öyle. Benim sorularım vardı mı efendim? Dinliyoruz efendim. Bir ben bilezik vermiştim. Ben bir yıl daha sormuştum da onun cevabını alamamıştım. Birisine onu, yani abime, onu zekat olarak kendine söylemeden helallaşıp zekatı sayabilir miyim, yoksa kendine söylemem lazım mı? Peki efendim. Bir de bir tane hatmi şerifim var. Bir de kelime-i tevhidim var. Bir hatmi tehlil, bir hatim. Bir hatimim, bir de kelime-i tevhidim var. Onları bir de size... hatmi tehlil. Onları da kaydettik efendim. Hediye ediyorsunuz. Tamam. Peki efendim. Bir de iskat şey yapacaktım ama mümkün mü acaba? Mümkün de telefonu kapatmayın. Arkadaşlar. Ama ben bayağı... 4 kişi böyle olur mu? Ben tamam, siz daha sonra yayından sonra ararsanız arkadaşlar size numara verecek. O numarayı ararsanız ben size bilgi veririm. Veya numaranızı bırakın. Veya numarayı bırakın. Numaram sizde kayıtlıdır herhalde. Yok, bırakın yok. Ben şimdi. Yok. Şimdi arkadaşlar iyi günler. Kapatmasın. Başka var mı? Yok. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, büyük oğlum da dinen zengin, zekat verecek dedi. Küçük oğlumun da 3-5 kuruş parası var ama söylediği paraya göre dinen zengin değil. Buna zekat verebilir mi? Tabii, kendi kardeşine verir. Usul ve furu'a verilmez. Usul anne baba dedelerindeler, furu çocuklar, torunlar aşağısı. Bir kimse kendi anne babasına veremez, kendi çocuklarına veremez ama... kardeşine, kardeşin çocuklarına, yani yeğenlerine, amcasına, dayısına, halasına, teyzesine, abisine, ablasına, dinen fakir ise de bunların hepsine zekat verilir. Kayınpeder, kayınvalide, damat, gelin. Bunlar da usul ve furudan değil, bunlar da fakirse bunlara da zekat verilir. Evet. Kitaplar böyle bildiriliyor. Ha, bazıları kendi kafasına göre, aa canım geline verilir miymiş, damada verilir miymiş? Sana ne? Dinin emri böyle, şeriatın emri böyle. Sana mı soracaktı Allah-u Teala aşağı kime verir, kime verilmez? Efendim işte geline verirse onun torunları yiyecek falan. Gelin ne oldu? O gelin çocuklarını yedirir yedirmez, başkasına götürür. Sana ne? Mal onun. Mal onun. Dilediği şekilde hareket etmekte serbestsin. Dedi ki kardeşiyle devir yapar. Tabii hem zekat verebilir hem de devir yapabilir. Bir kısmını ona verir, bir kısmını da aynı şekilde mesela bu kitaplara verebilir mi? Verebilir onda. Devrini yaptı çünkü. Evet. Bir de dinleyicimiz dedi ki bizim buralarda adettir dedi. Mezar yapılınca herhalde taş falan dikilince mi ki oluyor ki? Mezar yapılınca yemek yediriliyor dedi. Dua falan ediliyor dedi. Hani bu dinin emri mi? Değil. Dinin emri mi? Değil. Dinin emri diye yapılırsa bidat olur. Din böyle bir şey emretmemiş. Ama vefat edenin arkasından 3 gün, 5 gün, 1 ay, 1 sene, 2 sene sonra fakirlere ya da zenginlere de olsa yemek yediriyorsun. Bundan hasıl olan sevabı meyite gönderiyorsun. Veyahut da aynı şekilde arkasından dua ediyorsun. Bunun mahsuru olur mu? Olmaz. Yalnız bu yapılan iş dinin emridir. Böyle yapmak lazım denirse, dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi göstermek bidat olur. Evet. Ona dikkat etmeli. Bir de dinleyicimiz dedi ki annem dedi biraz dedi uzak mesafede. Herhalde seferilik mesafesinde galiba. Dinleyicimiz de o meseleyi biliyor, hassasiyet gösteriyor. Kendi evinde değil, kız kardeşimin evinde kalıyor dedi. Zaman zaman sitem ediyor. Dedi gel. Şimdi yaşlanınca anne baba altyapıda olmayınca rahatla söyleyebilir onu. Atlayıp geliver canım, otobüsler var şimdi işte, yayan mı geleceksin, ne varmış da bunda falan diyebiliyor. Onları öyle dedirtmemeli, yol uzun dememeli. Çünkü Allah-u Teala korusun, Allah-u Teala'nın bir emrini inkar durumuna giderler. Şeyde de öyle, miras meselesinde de öyle. Erkek çocuğa iki, kız çocuğa bir. Beni ilgilendirmez deyiverse imanı gider, istediği kadar namaz kılsın, havada olsun. Hiçbir kıymeti olmaz buyuruyor. Çünkü iman gitmiştir. Allah-u Teala'nın bir emrini affa almıştır, inkar etmiştir, yok etmiştir. Dolayısıyla da iman gitmiş olur. Böyle durumlarda hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hani askeri kulle lisesinde olsun, Işıklar askeri lisesinde olsun. Yani o zaman muallimken talebelerine zaman zaman kendisini dinleyen talebelerine hep nasihat ederlermiş. Kardeşim
Eğer kız kardeşleriniz varsa, anneniz babanız vefat edince işte erkeğe, erkek çocuğa iki kız çocuğa bir tane verilir. Şeriatın, dinin emri böyledir diye dayatmayın. Çünkü inkar ederlerse imanlar gider. Siz fedakarlık edin. Evet. Hakkınızı helal edin, hediye edin. Çünkü karşısakinin cehenneme gitmesini istemez kardeşin netice itibariyle. Hediye edersin buyurmuşlar. Dolayısıyla bu gitme konusunda da anneyle babayla, anneyle falan şey yapmalı, şey yapmamalı. Anne işte işte rahatsızlığım vardı o sebepten, yoksa ben geleceğim, gelmek istiyorum falan inşallah falan deyip gönlünü almalı. Peki öyle durumlarda yani kendi köyüne giden tanıdık, yani hiç olmazsa namaz kılan erkekler varsa bir kadın böyle zaruri durumlarda otobüste, tayyareyle, gemiyle olsun yolculuk yapabilir. Niye Allah-u Teala kadın kullarının yalnız değil de yanlarında mahremi bulunarak seyahat etmelerini emir buyurmuştur? Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Kadın zayıftır. Mesela örtülü bir kadın bindi yalnız. Orada dinsiz, imansız bir sürü şey var. Hakaret eder, bilmem ne yapar. Kadıncağız kendini savunamaz. Ama yanında onun amcası, dayısı, kocası, neyse oğlu bulunursa o alçak herif bunu, buna cesaret edemez. Ve saldırmaya kalkar. Evet. Ya şurada 3-5 sene önce olduydu. Belki hatırlayacaksın. Şu Şirin evleri geçince orada Bakırköy ruh hastalıklarına giderken orada bir orman gibi yer vardı. Evet. Bir üst geçit vardı. O üst geçitte işte bir kızcağız, kadıncağız neyse kötü niyetli birisi onu götürüyor, ormana götürüyor. Orada aynı şekilde tecavüz ediyor, sonra da öldürüyor. Şimdi bu kadın tek başına sokağa çıkmasaydı, yanında babası olsaydı, yanında kocası olsaydı eğer evliyse ve hatta aynı şekilde delikanlı oğlu olsaydı, o kötü niyetli kimse bunu cesaret edebilir miydi? Edemezdi. Allah Teala'nın emri açıkça ortaya çıkıyor o zaman. Buna niye itiraz ediyorsun ki? Bu bir de şehrin içinde. Şehrin içinde bile mekruhtur buyuruluyor. Yani o 104 kilometre, 104 kilometrenin yarısı kadar aynı şekilde şehrin içerisinde bile tek başına gitmesine izin verilmiyor. Dolayısıyla şimdi bir sürü hadise var. Çocukların başına gelenler var. Değil mi? Evet. Bir sürü aynı şekilde sapık insan dolaşıp duruyor. Cezalarda öyle yani şeyde fazla bir ahım şahım bir cezalarda yok. Adam geliyor, başka suçları da öğreniyor, çıkıyor hapishaneden. Suç makinesi oluyor adam, ondan sonra adam. Evet. Dolayısıyla dinin emirlerine uyan rahat eder. Ah vah tüh demez. Bu da bakar hani namaz kılan birisi varsa yolculuk eder orada. Efendim dinleyicimizin diğer bir sorusu vardı. Dedi işte mesela bir yakınımız ölmüş dedi. İşte de alakası olmayan yabancı birisi onu rüyada görmüş. İşte ben senin işte ananı rüyada gördüm, babanı rüyada gördüm, dedeni rüyada gördüm. Ayakkabısı yoktu, ayakkabı istiyor. İşte yok efendim işte üzerinde elbisesi yoktu, elbise istiyor. Ekmek istiyor falan filan. Ahirete girenlerin ne ayakkabıya ne elbiseye ihtiyacı yok. Ben bunu çocukken de duyardım. İşte falan. Kız Ayşe, ananı gördüm rüyada. Geldi saç böreği istedi benden. Canı çekmişti, bir saç böreği yap da dağıtıver derlerdi. Evet. Derlerdi. Belki siz de duydunuz mu duymadınız bilemiyorum da. Böyle derlerdi. Halbuki bunun aslı var da sonra dejenere etmişler bunu. Rüyada böyle açık çıplak görülmek ve hatta bir yiyecek şey yapmak. Rüya tabir eden o büyük zatlar buyuruyor ki bunun duaya ihtiyacı var. Onun yiyeceği, içeceği, elbiseye, bilmem giyeceği falan ihtiyacı yok. Ne saç böreği, ne pilav, ne aynı şekilde bamya çorbası. Bunların hiçbirisi canı çekmiyor artık. Bitti o iş. Beden istekleriydi. Peki o halde görülmesi nedir? Yarı çıplak görülmesi veyahut da aynı şekilde böyle susuz olduğunu ifade etmesi. Günahların altında ezilmiştir. Acilen duaya ihtiyacı var demektir. Dolayısıyla oturup hatim mi okursun, kelime-i tevhid mi okursun, ondan sonra ne bileyim okutturur musun veyahut da sadaka mı verirsin? Bunların sevabını acilen ona iletmek ve göndermek, böylece ona yardım etmek gerekiyor. Evet. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki biz de arsa aldık. Niyetimiz de orada ev yapmak.
Sonra dedi şerfli çıktı. Şeyli yani hisseli. Herhalde evet, onu kastediyor. Evet. Çünkü o şerhli farklı bir anlama da gelir. Birisi haciz koydurmuştur üzerine. Değil mi? İpotok koymuş yani üzerine. Evet. Ha, mesela satmaya kalktığında burası satılamaz diyor. Ama hisseli bu. Şimdi dedi biz oraya ev yaptırdık. Yaptırdık ama şimdi devlet diyor ki dedi. Yandaki arsayla senin de alman lazım. Onu şeyini katman lazım. Zorluyor bizi dedi. Şimdi kanunlar çıkıyordu uygulanmıyor. Ha işte İstanbul'un canını okudular ya. Hele biz işte Beylikdüzü'ne giderken harami dereyi 30 kat, 40 kat, 50 kat neyse yapmak suretiyle boğazın rüzgarında kestiler. Ve adamların hiç böyle hatırlarına bile gelmez. Çünkü o zaman gazetelerde yazdıydı o Esenyurt, Beylikdüzü'nün karşısı. İşte o Esenyurt'ta o daha çok, evet. Başında belediye başkanı vardı falan. Yani orada çalışanlar anlatıyorlar bunu. Adam oturuyormuş, bana kaç tane vereceksin? Yapıyorlar bunu. Evet. Bu bütün belediyelerde var. Kaç daire vereceğim? Ya ona kalacak olursan Marmara 2 yapılırken o zaman belediye başkanı vardı. Adam şöyle direkleri mühürlüyordu. Bana şu kadar diğer daire vermedikçe ben buraya izin vermem. Kendi kafasına göre kusur bulmak isterse de bir sürü kusur bulur. Buluyorlar canım. Evet. Kusur bulur. Dolayısıyla yani millet burada hava alamazmış. Bu yol burayı çekemezmiş falan. Ey cumhurlarında bile değil. Ey cumhurlarında bile değil. Sadece kendi çıkarları. Kendi çıkarları, kendi menfaatleri. Ya bu adam aynı şekilde şu olsa bu olsa ne yazar? Havada uçarken görmüş olsan beş para etmez. Havada uçarken beş para etmez. Allah Teala rahmet eylesin. Biz Emen abi de gördük. İnsana kadir ve kıymet vermeyi. Emen abilerin yaptığı sitelerde araba konacak yerler de var. Ve aynı şekilde nefes alacak yerler de var. Sonra bir sürü siteler çıktı. Ya bazen bakıyorum burası okul mu, hastane mi? Yani adliye binası mı? Güya ev yapıyor adam. Milim toprak aynı şekilde şey yok. Nefes alacak yer hiç yok. Yalandan uyduruk kaydırık bir şöyle bir ortaya bir havuz yapıyor. O havuzda yani Çingençalar Kürdoğlu'da bizi çocukken öyle bir şey söylerlerdi falan da. Öyle bir tabir kullanırlardı. Ne demekse o da deyim herhalde. Evet. Öyle garip bir şey. Garip bir şey. Yani insana kıymet vermek, insana değer vermek. İnsan rahat hareket etmesi gerekir. Sen 30 kat 40 kat yapacaksın. Ondan sonra ortasında yalnız işte efendim işte AVM yaptım da bilmem ne yaptım da falan. Toprağı görmüyor. Allah Teala hayırlısını versin. İşte hepimizin de. Dolayısıyla bunlar şimdi devlet böyle diyorsa böldürttürmüyor devlet. Tarlalarda böldürttürmüyor artık. Böldürttürmüyor. O iyi bir şey aslında. Peki biz ne yapacağız falan. Arayacak sahibini bulacak. Bulacaklar şey yapacak. Alacak onu. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca, kıyamet için ne hazırlık yaptım buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım deyince, Peygamber Efendimiz, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz etti. Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle
onların yanına kavuşulamaz buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir, orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur, sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim der. Peygamber Efendimiz de bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allah-u Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allah-u Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz, "El mer'u me'a men ehabbe" buyurdu. Yani, kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiğini emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allah-u Teala'nın rızası için sever buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık, aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen, köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmek, insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse, ahirette onun yanında olur. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Dinleyicimiz varmış hocam. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler efendim, buyurun. Hocam dualarınızı istiyorum öncelikle. Rabbim ikinci can saadeti versin, din ve dünya saadeti ihsan etsin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah. Amin. Amin. Teşekkür ederim hocam. Namazdan sonra ben ayet-el kürsüden sonra, ay namazın içinde ayet-el kürsüde sonra sadakallahu lazim dedim. 2-3 defa başıma geldi. Bunu iade etmem gerekir mi? Namazda zamm-ı sure olarak mı okudun ayet-el kürsüyü? Evet, evet. İçinde. Peki efendim. Hocam bir de seferilik ile ilgili soracaktım. Biz köye gideceğiz. 95 kilometre köyümüz. Maliki mezhebini takip ediyorum. Oradan da duracağız bir 5 gün. Başka bir köye geçeceğiz. Orada 95 kilometre. Ben seferi oluyor muyum bu arada? Yani 10 gün duracağız. İnşallah. Peki hocam efendim. Bir de rüyada süt görmek hani neye işaretli? Bunu soracaktım.
Teşekkür ediyorum. Peki, İyi günler. İyi günler. Buyurun hocam. Rüyada süt dedi değil mi? Evet. Efendim, birinci bölümden bir dinleyicimizin tek bir suali vardı. Birine dedi, ben dedi, bilezik vermiştim. Herhalde ödünç verdi galiba, öyle anlaşıldı. Evet, abisine ödünç vermiş bilezik. Şimdi dedi, ben buna dedi hiçbir şey söylemeden zekatı sayabilir miyim? Hayır. Olmaz o. Öyle olmaz o. O şekilde olmaz. Yani alacağını zekata saymak. Eline geçmesi gerekir. Peki nasıl yapabilir? Ya bu fakir, yani abisiyle yapacak bu işi, yani söylemeden diyor onu kırmayacak etmiyor, ya söylemeden, ya onunla yapacak veyahut da o birisine vekalet verecek. Ne diyecek? Mesela diyelim ki bana birisi borç vermişti. O borç veren kişi de bunu zekata saymak istiyor. Benimle de yapamıyor bunu. Ben sana vekalet veriyorum. Diyorum ki benim adıma zekat almaya ve borcumu ödemeye seni vekil ettim diyorum. Ne oldu? Sen benim hem borç ödemede hem de adıma zekat almada vekilim misin? Evet. Vekilinsin. Gittin o adamla, bana borç veren adama. Oturttu. Ne kadar alacağı var? Bir bilezik diyelim. Zekatım olarak bunu sana verdim dedim. Sen de vekaletim hasebiyle aldım dedim. Ondan sonra tuttun o bileziği ona. Vekili bulunduğum şahsın sana olan borcuna karşılık olarak bu bileziği ben de sana verdim dedi. Evet. Şimdi ne oldu? Ben borcumu ödedim. Değil mi? Evet. Onu zekatta yerine geldi mi? Geldi. Geldi, bitti. Geldi. Böyle olur böyle o. Böyle olur. Şimdi biz bunları böyle naklederken bazıları ya işi yokuşa sürüyorsunuz falan. İyi de arkadaşım, bu Allah Teala'nın emri. Sen evini dizayn ederken bile ya şuna şunu, şuraya şunu falan, birisi dese ki ya yokuşa sürüyorsun, gereği mi var buna desin, sen ne anlarsın falan diye başlıyorsun değil mi? Evet. Değil mi? Kavga bile ediyorsun. Peki bir arkadaşım, Allah Teala'nın emrine gelince niye yan çiziyorsun? Niye kayış atıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın emir böyle. Kurallar da böyle. Koymuş bu kural mı? Dolayısıyla buna göre bu işi yapman lazım. Ben yapmam. Yapmazsan yapma. Paşa gönlün bilir. İster yap ister yapma. Toprağın altına sen de gireceğiz, ben de gireceğiz. Bana da soracaklar. Kitapta böyle yazılıyordu. Sen bunu böyle anlattın mı? Anlattın. Bitti. Benim işim bitti. Nerede yazıyor? Aha, bu kitapta yazıyor. Tamam. Çekil sen kenara. Gel bakalım Bahattin Bey. Sen duydun mu bunu? Duydun. Niye yapmadı? Ebebebebe falan başladı. Ebebebe. Bir şey. Avukat mı ister? İste iste. Avukatını iste. Orada avukat verecekler. Avukat verecekler değil mi? Avukatını iste. Ya ondan sonra silip atacaklar. Bunun karşılığı cehennem diyecekler. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın o zaman? Ben inanmıyorum. İster inan ister inanma. Gene paşa gönlüm bilir. Sen inanmıyorsun diye kıyamet kopmayacak mı? Sen inanmıyorsun diye aynı şekilde insanları diriltmeyecek mi Cenab-ı Hak? Hesap sormayacak mı? Soracak. O da ölürken zaten göreceksin bunu. Ha diyeceksin ama kusura bakma diyecekler. Mesela Firavun Nil nehrinde boğulurken Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ama perde açıldıktan sonra dedi bunu. O da kabul edilmedi. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki can hulkuma gelmeden önce iman etmek lazım. Can hulkuma, yani buraya getiriyorlar. O anda göz perdeleri kaldırılıyor, görüyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri vefatından biraz önce benim gördüklerimi siz görüyor musunuz demişler. Ben melekler alemini görüyorum, melekleri görüyorum şu anda. Tabii göz perdesi açıldı, daha önce göremediği, genişletiverdiği görüş açısı Allah-u Teala tarafından. Ondan sonra onları da görüyor. Onlar da görebiliyor. Onlar görüldüğü zaman ha bu doğruymuş. Mesela güneş batıdan doğmadan önce iman etmek lazım. Güneş battan doğduğu zaman o anda yaşayan kafirler, aa doğruymuş bu hikaye. Geçti Borun pazarı, süreşyenin iyiydi. Geçti. Onun için de İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri bir talebesine böyle zikzak çiziyormuş. Da ona hitaben evladım buyuruyorlar. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Ne zaman öleceğin belli değildir. Ne yapacaksan çabuk yap. Mühim olanlar bugün. Mühim olmayanlar yarına bırak. Ertesine bak. Mühim olanlar bugün.
Vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağım belli değildir. Hiçbiri belli mi? Değil. Geldik yayın yapıyoruz. Belki yayında kalp krizi geçirdik öldük. Şu kapıdan dışarı çıkma bile belli değil. Belli değil. Belli değil. Dolayısıyla hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle dışarıya çıktıkları zaman bir sene koyun falan görürüz. Ya kardeşim işte bu koyuncağız bekleyip duruyor. Neyi? Kasabın kendisini aynı şekilde kesmesini. Kesinlikle. Haberi yok, otluyor. Yani insan gafletten uyanması lazım şeyde. İmam Rabbani Hazretleri de veriyor aynı misali. Aynı misali. Onun gibi falan. Onun gibi. Aynı şekilde haldır haldır nefsine tabi oluyorsun. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Amin. Anlayışımızı artırsın. Onun için de yani dinleyicimiz şimdi efendim yokuşa sürüldü, ben bunu nasıl yaparım? Yok. Ne yapıp yapacak onu. Böyle yaparsa zekatını vermiş olur. Evet. Fakir de borcunu ödemiş olur. Bitti yani iş. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben dedi namazda Zamm-ı Sure olarak Ayet-el Kürsi'yi okumuştum. Sadakallahül Azim dedim. Dedim. Zayıf bir kavle göre bunun namazını iade etmesi gerekmez. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki bir kimse bir, dini bir konuda bir sual sorduğu zaman bir, bu kimse bu işi yapmış mı? Yapmış. Peki onu tekrar kaza etmesi veya dışı yapması zorsa o zaman kitaplarda işte müştehit alimlerin kıymeti o zaman çıkıyor. Mesela diyelim ki Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebani Hazretleri var, İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri var, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri var, İmam-ı Züfer Hazretleri var. Dördünün de bir konuda iştihatları ayrı. Mesela bir tanesinin ki İmam-ı Züfer Hazretleri'ni genellikle zayıf kavil veyahut da üçüncü, dördüncü derecede kalıyor bazen onunki. Onun da öyle kalmasının sebebi anlatılıyor. Bir gün hocası İmam-ı Azam Ebani Hazretleri gelirken abdest alıyormuş. Ya abdesti bırakayım hocam mı karşılayayım yoksa devam mı edeyim diye tereddüt etmiş. Halbuki kendisine dini öğreten hemen abdesti bırakacaktı, karşılayacaktı buyuruyor. İşte o tereddüdü onu sona bırakmış. Yoksa kabiliyeti kapasiteli bir zat. İmam-ı Züfer rahmetullahi teala aleyh. Şimdi kitaplarda yazılı. Mesela bakıyorsun İmam-ı Züfer Hazretleri'nin şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Saadet-i Ebediye kitabını daha önce mesela almamıştı. Neyi? Yolculukta namaz bahsinde otobüste giderken ayakkabıyı çıkarıp dizüstü oturup kıbleye dönüp namaz kılmayı. İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştihadı bu. Evet. Önce almadı. Öbürlerini tercih etti. Sonra onu da aldı. Niye? İnsanlar çünkü zayıf o kavilde aldılar. Dolayısıyla bu müştehit alimlerden bir tanesinin bir kavline göre ibadet yapılmışsa onlardan birisi tercih edilir ve söylenir. Şimdi bizim enteresan bir dinleyicimiz var. Efendim siz dediniz ki işte namazda böyle olursa o namaz olur dediniz. Olur dedik de sebebini, illetini de anlatıyoruz, naklediyoruz. Böyle olursa ama bir kimse ibadet yapmadan önce gelip efendim ben namazda Ayet-el Kürsi Zamm-ı Sure olarak okuyup arkasına Sadakallahül Azim diyeceğim olur mu? Olmaz. Olur dediniz. Olur dedi, zayıf bir kabille o adam aynı şekilde ibadetini veyahut da o kadın ibadeti zayi olmasın o zatın, o müştehidin kavline göre. Ama senin o durumun ona müsait değil ki. Bak mesela şimdi Saadet-i Ebediye diye bir şey alınmış. Bir kimsenin kolları yoksa, doğuştan da olabilir, kaza geçirmiştir, iki kolda yok. Nasıl abdest alacak? Bu namaz kılacak ama aklı başında. Yüzünü duvara sürer buyuruyor. Teyemmüm yapar yani. Evet. Peki yüzünde de çıbanlar çıktıysa ne yapar? Süremiyor. Onu da terk eder buyuruyor. Namazı o haliyle kılar. Abdestsiz mi? Şeriat diyor ki böyle kıl. Allah-u Teala göndermiş olduğu dinle, şeriatla diyor ki böyle yap. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-ü Zor buyuruyor ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. O şahsa böyle emrediyor. O zaman ben de abdestsiz kılabilir miyim? Yok, sen kılamazsın. Sopa istiyor. Tamam. O özür sahibi. Tabii. O özür sen de. Özür sahibi değilsin. Sen sapasağlam insansın. Şükret yani Allah-u Teala elin kolun sağlam. Rahatla abdest alabiliyorsun. Rahatla abdest alabiliyorsun. Ama bu dinleyicimiz de yani bir daha böyle şey yaptığı zaman söylememeli. Hatta diyelim ki bunu öğrendi. Öğrendikten sonra diyelim ki tekrar Ayet-el Kürsi'yi Zamm-ı Sure okudu. Arkasına Sadakallahül Azim dedi. Dedi ki bir dakika ben bunu iade edeceğim dedi. Döndü. Peki ne olur o zaman? İade etti.
O zaman nefs ve şeytan der ki ya de bu adamın şakası yok, bu kadının şakası yok. Biz bunu namazdan uzaklaştıralım derken, namazını ifsad edelim derken bu inada geçti. Bizim diyeceğiz ondan sonra vazgeçer onlar. Oradan bir daha saldırmazlar. Evet. Oradan bir daha saldırmazlar. Ama vesveseye de kapılmamalı. Gelelim efendim dinleyicimizin bir suali, ikinci suali. Biz dedi bir yere gideceğiz. 95 kilometrelik bir yere gideceğiz. Maliki'yi taklit diyoruz. Şimdi efendim oradan da 95 kilometrelik bir yere daha gideceğiz. Mesela şöyle söyleyeyim ben. İstanbul'dan çıkıyorum ben. Bolu'ya gideceğim. Ama Bolu'ya gitmeden önce işte 90 kilometrelik bir yere gidiyorum. Kocaeli'nde, İzmit'te 3-5 gün kalacağım. Ondan sonra Bolu'ya gideceğim. Bolu'ya gideceğim. Hanefi mezhebine göre esas hedefim Bolu olduğu için Kocaeli'de de İzmit'te de ben seferiyim. Ama önceden bilmem lazım. Niyet etmek diyorlar işte. Niyet işte o. Belirttim. Hedefi belirttim. Dolayısıyla seferi. Ancak dinleyicimiz bir şey söyledi. Biz de Maliki mezhebini taklit ediyoruz dedi. Evet. Giriş ve çıkış günleri hariç ilk gittiği yerde 4 gün kalacak olursa mukim oldu. Hanefi mezhebi, Maliki mezhebine göre. Evet. Orada mukim oldu. Hanefi mezhebine göre işte hedefi belli olduğu için Maliki mezhebi orada onu bağladı. Tekrar o 95 kilometrelikti. Orada da aynı şekilde 10 gün kalacağız dedi ya. 5 gün bir yerde 5 gün tam kalırsa her iki yerde de mukim olur. Sadece yollarda seferi olur. Evet. Peki taklit etmeseydi, Hanefi mezhebinde olsaydı 5 gün orada kaldı. 10 günün tamamında da seferi, yollarda da seferi, ta İstanbul'a dönünceye kadar seferiydi. Ama ilk çıkarken niyeti orayı da bilmesi lazım. En uzak noktaya göre yapması tabii lazım. Yok ben İstanbul'dan İzmit'e gideceğim. İzmit'te bir 5 gün kaldık. Ya şimdi de Bolu'ya gideyim. Orada karar veriyor. Olmadı. Olmadı. Yani gittiği yerde İzmit'ten 104 kilometre daha uzağa gitmediği müddetçe seferi olmaz artık. Mesela şöyle söyleyeyim. Buradan dedim İhlas'ın Kuzul Kapıcalar var. Evet. Oraya gitti. Hanefi mezhebine göre 2 devresi vardı. 1 ay kalacak. Yolda seferiydi. Kuzul girdi. Mukim oldu. Efem orada işte Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni bir ziyaret edelim dedi. Arabası vardı. Tamam mı? Arabası vardı. Hani 10 gün kaldıktan sonra mukimdi. 10 gün kaldıktan sonra. Ondan sonra işte Bağlum'a gidelim dedi. Gitti. 1 hafta kaldı orada. Hani seferi. Mezhebinde seferi. Seferi. Orada da seferi. Tekrar Kuzuluğa döndü. Zaten 10, 7 de öyle kaldı. 17. Geriye ne kaldı? 13. Değil mi? Evet. 13. Döndü Kuzuluğa. Bu sefer Kuzuluk'ta seferi oldu. Evet. Bu sefer seferi oldu. Efendim dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki rüyada süt görmek neye alamettir? Şimdi onu daha önce de peşin anlatıyor, söylüyoruz. Biz rüya tabircisi değiliz anlamında. Fakat süt, su bunların aynı şekilde ilmi alamet olduğu bazı kitaplarda zikredilmiş. Sadece o kadar naklederiz. Ve Cenab-ı Hak hayırlı eylese, mübarek eylese. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kötü, çirkin bir rüya gördüğünüz zaman bu şeytani olabilir. Dolayısıyla hatta solunuza tükürün. Ya Rabbi bunun şerrinden sana sığınırım deyin. Güzel bir rüya gördüğünüz zaman da onu hayra yorun. Evet. Ve İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki rüyalara göre hareket etmeyin. Kitapta ne yazıyorsa ona göre. Efendim ben rüyamda var ya cennete girmişim böyle falan. Bir dakika daha ölmedin, sen imana da gitmedin. İş garanti değil yani. Ha, inşallah Teala Cenab-ı Hak nasip eder. Bütün dünyada çekilen sıkıntı, yapılan ibadetler, ibadetlerin meşakkatine katlanmanın tek bir şeyi var. İmanını düzeltip son nefeste imanla öbür tarafa geçmek. İmanla öbür tarafa geçince no problem. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.